düştüm senin aşkına. Nereden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz, senden ayrı durulmaz. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Oğlum adamlar bize niye ateş ediyorlar ya? Biz oğlum bu ne lan bu? Ne bileyim abicim ben, ne bileyim ben? Ne zamandır teslimat yapıyorum, ilk defa böyle bir şey başıma geldi zaten. Senin şansın abi. Ben böyle şansın zaten. Bas abicim, bas Allah aşkına, bas ya. Ya sen ne zaman uyandın? Ha, ne zaman açtın gözlerini? Öğlen uyandı. Doktor yırttığını söyledi. Ben çok sevindim Fırat. Gözümüz aydın. Sağ ol. Sen de çok değişik, çok güzel olmuşsun. Hayrola, nereden geliyorsun? Şey, bizim bakım evinin yararına bir sergi vardı. Onun için şey yaptım. O yüzden yani. Yusuf nerede Fırat? Biz telefonla konuştuk öğlen. Hastaneye geleceğini söyledi ama eve mi gitti? Ya yok. Onun acil bir işi çıktı. Yani şehir dışına gitmesi gerekti. Ya ama bana telefonda hiçbir şey demedi. İşte son dakika aradılar. O da apar topar kamyona atlayıp gitti. Nereye gitti peki? Vallahi bilmiyorum o da. Kızı ne yaptın Nalan? Hiçbir şey yapmadım Mert. Ben çiçeğe zarar veremem yani, yapamam bunu. Onu susturmak için başka bir yol bulmamız lazım. O yol neyse hemen bul o yolu Nalan. Hepimizin iyiliği için kızın dili çözülmeden o kızın ağzını kapatman gerekiyor. Nasıl halledeceksin artık? Bu meseleyi ben değil, sen halledeceksin Mert. Rüzgar. Sen Aday'la birlikte değil miydin? Ne işin var burada? Öyleydim. Ben de aile şirketimizde oturmuş. Gecenin yorgunluğunu çıkarıyorum. Katılmak ister misin?
Dur, dur, dur. Olmayacak galiba bu iş. Bu söylediklerinin adayla sergiden kaçar gibi çıkmanızla bir ilgisi var mı? Benim bu hayatta artık adayla alakalı olmayan bir şeyim kaldı mı sence? Yavaş. Bozacaksın yine kendini. Anlatmak ister misin? Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bakıyordu bana. Çok. Ben de tam açılacaktım artık yani, söyleyecektim. Bir anda Yusuf diye delirdi. Yusuf mu? Adanın kalbinde o çocuk varken... ben adanın resimlerindeki gülümsemesiyle yetinirim sadece artık. Dur bakalım Rüzgar Bey. Öyle hemen başını öne eğme. Adadan bu kadar çabuk mu vazgeçeceksin? O kamyoncunun kollarına mı bırakacaksın onu? Ada Yusuf'a aşık abi. Yusuf'a. Ben bu aşka saygı duymaktan başka artık ne yapabilirim ki? Hiç. Sevdiğin kadını o kamyoncunun elinden almak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. İster güzellikle, ister zorla. Zorla. Ben. Hem bu işler öyle zorla olacak işler değil abi. Olmaz yani. Tam olarak da öyle olur. Sen aşkı ne zannediyorsun? Ne bileyim abi. Benim ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Aşk bir savaştır oğlum. Hem de barışçıl yollarla asla kazanamayacağın kanlı bir savaştır. Uğruna savaştığın kadına sen ne kadar değer veriyorsan... bu savaşta o kadar acımasız, o kadar kanlı, o kadar kuralsız olur. Eğer savaşı kazanmak istiyorsan... kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Kimseye acımayacaksın. Ne pahasına olursa olsun savaşmaktan korkmayacaksın. Çünkü kardeşim, korkaklar asla savaş kazanamaz. Nereye? Savaşı başlatmaya. Dikkatli ol. Bu savaşı kazan ki sahip olduğumuz her şeyi o kamyoncu parçasına kaptırmak zorunda kalmayalım. Yusuf. Yusuf sen iyi misin abicim? Yusuf? Vurulmuşsun ya abi sen. Önemli bir şey değil, ben iyiyim, iyiyim. Oğlum nasıl önemli değil, nasıl iyiyim lan? Yaran kanıyor işte. Yusuf. Rüzgar. Ada. Merak ettim seni, iyi misin? Yusuf'u gördün mü? Konuşabildiniz mi? Yok, konuşamadık. Niye? Bir aksilik mi oldu? Yok yok, ondan değil. Bir işi çıkmış. Yani o yüzden görüşemedik. Üzüldüm.
Yani ben öyle bir anda sergiden koşarak çıkınca hastane falan çok acil bir şey oldu zannettim. Ya kusura bakma. Senin de öyle geceni mahvettim. Ya ben yarın elbiseyi bakım evine getiririm. Sen düşünme şimdi bunları Ada. Senin iyi olduğunu öğrendiğime göre daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yarın bakım evinde görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Yusuf niye durduk oğlum? Ne oluyor lan? Yusuf, Yusuf. Yusuf yansana oğlum. Ne oldu buna ya bayım? Ölmedin değil mi oğlum? Allah kahretsin ya. Öldü mü lan yoksa bu? Yusuf. Allah kahretsin ya ne yapacağım ben şimdi? Alo, alo abi. Abi çok pis patladık abi. Abi Yusuf vardı ya bizim bu yeni eleman abi Yusuf. Abi Yusuf'u vurdular. Vurdular abi bayağı vurdular işte çocuğu. Yok yarası ağır değil. Yarası ağır değil ama abi çok kan kaybetti çocuk. Arabada baygın yatıyor şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl abi? Abi kurban olayım emrin başım üstüne. Ama ben çocuğu arabada bu şekilde bırakırsam abi bu çocuk kan kaybından ölür burada. Tamam abi. Tamam abi. Tamam, Allah belanı versin abi! Yusuf, kusura bakma kardeş. Ama ben bu adamlara karşı gelirsem beni bitirirler oğlum, bitirirler. Ne olur affet beni, ne olur Yusuf. Gözüme şimdi ben neredeyim sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim biraz. Burası bizim yağmur. Evimiz olsun. Yüreğime basa basa. Ne zaman kendimizi kötü hissetsek buraya gelelim yine böyle oturalım yan yana. Ağlama iki gözüm biraz daha dur. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? Dayı. Ada Hanım.
Bu saat oldu, sonunda evinize teşrif ettiniz. Hani yüzümüze bakmayacaktın? Ne işin var burada? Lan ev benim de evim değil mi? Gelip giderken sana mı soracağım? Ayrıca beni evden neden kovaladığını da anladım. Yıldırım Bey'in ufak oğlu Rüzgar'la sokaklarda daha rahat sürtebilmek için ha? Ne diyorsun sen dayı? İsmail, ya dedim ya sana iş yerinin şeysine gittiler diye. Ne iş yeri şeysi lan? Bu en son yaşlılara bakmıyor muydu? Bu kıyafetle mi bakıyor yaşlılara? Yüzünde bir ton makyaj var. Bu makyajla mı bakıyor yaşlılara? Kimi kandırıyorsunuz lan siz? Ne varmış halimde? Karışma kıza İsmail. Ya seni eve aldığıma pişman etme beni. Pişman olursan ol lan, bana ne? İki dakika başımı boş bıraktık, kabak çiçeği gibi açılıp sokaklara mı düştün lan sen? Bırak kolumu! İsmail yapma! Bırakayım da namusumuzu iki paralık edip millete ağzına sakız mı etsin lan? Günahımı alma artık. Alma. Alırsam ne olacak lan? İsmail! Bırak yenge. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Korkmuyorum artık ondan. Lan iki lokma karnınız doydu diye adam mı oldunuz lan? Ha? Bana bak, geçen sefer sesimi çıkartmadım ama yemin ediyorum bu sefer tepelerim sana. Hiçbir şey yapamazsın artık bana. Tamam İsmail, haydi. Hadi gidiyorsun. Allah'ını seversen git artık. Haydi, haydi. Bana bak, benim başımı yere eğecek bir şey yapın. Yemin ediyorum ikinizi de pişman ederim. Hadi İsmail, hadi. İkinizi de pişman ederim lan. Yürü, hadi gidiyorsun. Hadi, tamam. Tamam. Haydi İsmail, haydi. Bana bak üstade. O kıza sahip çık. Yemin ediyorum katil edersiniz lan beni. Lan ben kimle diyorum ki? Kabahat buraya kadar gelip sizi merak eden de. Yoksa siz de değil ki. Kızım. Oy benim güzel kızım. Ne yaptın sen yenge? Hadi bana yaptıklarını bırak. Ya bu adamın sana yaptıklarını unuttun mu? Niye alıyorsun bu adamı eve? Ne desen haklısın kızım. Ama işte o adam dediğin senin dayın. E benim de kocam kapıya gelince kovamadım. Kovma sen yenge. Kovma. Her seferinde onu affet ki daha çok itip kalksın seni. Her kapıya geldiğinde onu içeri al ki daha çok yaksın canımızı. Şu benim odanın anahtarını versene ya. Abi de yiyecek bir şeyler yolla, midem kazındı ya. Hemen gönderiyorum İsmail Bey. Aferin, aynen öyle İsmail Bey diyeceksin. Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu oğlan? İşi uzamıştır Hikmet Bey, merak etmeyin. Son zamanlarda nedense sürekli işi uzuyor. Adamın yükü ağır. Yani insanın yükü ağır olunca gözü saati mi görecek? Neyse benim çok uykum geldi. Ben yatıyorum. İyi geceler size. İyi geceler kızım. Allah rahatlık versin. Bu kızcağızı da karnındaki bebeği de ihmal ediyor gibi geliyor bana Kerata. Yusuf mu? Yok canım. Daha neler?
Ben geldiğimden beri ne bu kızcağız hakkında ne de çocuğu hakkında tek kelime etmedi. Ya heyecanlanmıyor bile. Yemin ediyorum ben daha çok heyecan duyuyorum. Nesi var bu çocuğun böyle? Bir dakika başıboş bıraktık, kabak çiçeği gibi açılıp sokaklara mı düştün lan sen? Neredesin Yusuf? Sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Doğruyu söyle. Gerçekten hiç tanımadığın birine mektup vermek için ta buraya kadar mı geldin? Evet. Niye? Çünkü ben de senin gibiyim. Benim de annem babam yok. Ben de ayakta kalabilmek için beni seven birinin sözlerine tutunuyorum. Ben seni anlıyorum. Hatta anlamaktan da öte ben seninle aynıyım. Telefonu niye kapattın ki Yusuf? Allah'ım sen onu kazadan beladan koru. Kusura bakma kızım. Sabah sabah rahatsız ettim seni. Ay yok olur mu? Ne rahatsızlığı? Ben Yusuf'a bakmıştım. Şey yani ben de görmedim Yusuf'u. Hatta bugün bebeğin ilk kontrolü için doktora gidecektik ama... yani gelmediğine göre ben yine yalnız başıma gideceğim. Ne demek öyle kızım ya? Ne demek yalnız başına? Koşmuyor mu senin işlerine? Yani koşuyor koşmasına da... bebekten sonra hiç ihtiyacım olduğunda yanımda olamadı. Hele bir gelsin Yusuf Efendi, bir kulağını çekerim görür o. Bak inatçıdır, dik kapalıdır torunum ama dedesinin sözünden hiç çıkmaz. Hemen konuşacağım onunla. Bir an önce başlayın nikah hazırlıklarına. Ya insan hiç olmazsa yavuklusuna bir yüzük takar. Ya dedeciğim, iyi ki geldin sen. Oo. Böyle senin gibi beni koruyup kollayan biri oldukça başımdan ben asla hiç üzülmem artık. Hiç üzülme kızım. Sana laf edecek adamın alnını karışlarım ben. Ben şimdi Yusuf'u arayayım, öğreneyim bakayım neredeymiş. Ay yaşa benim güzel gelinim. Gelinin şimdi bulacak torununu dedeciğim. Arada
aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Niye telefon kapalı bunun? Yine adacığına falan mı gitti yoksa? Başka bir şey söylemedi. Ha, tamam, sadece ilaçları yani. Heh. Teşekkür ederim Ada. Sağ ol, ben uğrayacağım. Kız, bütün gece şu gözüme bir damla uyku girmedi ha. Niye? Ay ne demek niye? Sen dün prensesler gibi giyinip Rüzgar Bey'le dışarı çıktın. Hani sergiye gittin ya. Güzel miydi? Mutlu oldun mu? Bak bu yüzden meraktan çatlıyorum işte. Bak hiçbir detayı atlamadan anlatıyorsun bana. Nerelere gittin, güzel miydi, mutlu oldun mu, beğendin mi, eğlendin mi? Ya anlatsana güzel miydi? Bak çatlayacağım diyorum hala anlatmıyor. Bilmem. Ya ben de Rüzgar Bey'le sergiye gittikten bir yarım saat sonra hastaneye döndüm. Yusuf'u görmek için. Ne? Ya adacığım, Yusuf yüzünden iyice kafayı yedin. Farkında mısın kuzum? Ne yapayım abla? Elimde değil. Ben Yusuf'u çok seviyorum. Onu düşünmeden duramıyorum işte. Tamam, sen onu düşünüyorsun da. Yani onun başka bir kızdan çocuğu olacak. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hani Yusuf'u bırakacaktın? Baba olacak diye kalbine taş basacaktın. Ondan uzak kalacaktın. Unuttun mu? Hı? Unutmadım. Unutmam da. Ben öleceğimi bilsem de kalbim her nefes aldığımda paramparça bile olsa yine de Yusuf'un çocuğuna babalık yapmasına engel olmayacağım. Nalan'ın aralarına girmeyeceğim. Bir bebeğin daha böyle benim gibi boynu bükük büyümesine izin vermeyeceğim. Ya o zaman niye rüya gibi geçecek bir geceyi bırakıp Yusuf'un yanına koştun adam? Ona son kez söylemek için. Niye? Biz hiçbir zaman birlikte olamasak da, ölene kadar kavuşamasak da, ayrı yollara savrulsak da böyle onun gibi kimseyi sevemeyeceğimi. Affı. Tamam üzülme benim iyi kalpli prensesim ya. Telefon çalıyor. Alo efendim. Nalan ben. Yusuf yanındaysa hemen telefona ver çabuk. Kimmiş kız o? Yusuf yanımda değil Nalan. Fırat dün iş için şehir dışına çıktığını söyledi. Sana haber vermedi mi? Aa. Ya yüzüme kapattı. Deli midir nedir ya? Ay terbiyesiz. Yine ne istiyor? Neden aramış o çiyan? Yusuf'u soruyor. Şaşırmadım. Hadi gel. Bir başlıyor. Yusuf iş için şehir dışına çıkmış dedeciğim. Öyle mi? Desene iş başa düştü yine. Sen otogarın yerine bulabilecek misin tek başına? Bak emin değilsen hemen Fırat'ı arayayım o gelsin seninle beraber. Hiç gerek yok kızım. Ya siz ben yaşlıyım diye bir şeye benzetemiyorsunuz ama gençliğimde ben bu İstanbul'a köyden kaçıp kaçıp çok geldim. Bulurum ben yolu. Estağfurullah. Hikmet amca olur mu öyle şey? Ama bak kahvaltını da bitirmedin daha. Ziyade olsun yavrum. Çok doydum zaten. Neyse ben vakitlice gideyim de otobüsün geliş saatini kaçırmayayım. Ayıp olmasın Şükran kızıma. Hadi kalın sağlıcakla. Hoşça kal dedeciğim. Görüşürüz Hikmet amcacığım. Size de afiyet olsun. Nalan. Evet. Sana bir şey soracağım. Çok merak ettim de. Buyurun. Karnında bebeğini taşıdığın adamın yokluğunu fark edemeyecek kadar neyle meşgulsün acaba? Benim neyle meşgul olduğum, ne yaptığım hiç kimseyi ilgilendirmez Sumru Hanım. Kaç bakalım kaç. Nereye kadar kaçacaksın acaba? Kaç. Çiçek,
Hadi kalk artık. Lütfen. Toparla. Ben seninle konuşmayı özledim. Gülmeyi. Hatta seni kızdırmayı bile özledim. Sana takılmayı özledim. Bıcır bıcır konuşmadan, kafamın etini yemeden böyle yatmak sana hiç yakışmıyor çiçek. Kalk. Lütfen kalk artık. Kalkmazsan kafanı kıracağım bak. Yok. Hala telefonla ulaşılamıyor. Ya hiç böyle bir şey yapmazdı o. Ya ben biliyorum, hissediyorum. Abla kesin başına kötü bir şey geldi ya, biliyorum. Kuzum yapma böyle. Bak kötü düşünürsen kötü olur. Pozitif düşün, iyi düşün, öyle olsun, tamam mı? Elimde değil abla. Ya şuramda bir şey var. Sanki böyle içimi kemiriyor. Ben nefes alamıyorum. Ya normalde arar mutlaka haber verir diyorsun. Ya bir şey oldu, ben biliyorum. Uyandın mı? Neredeyim ben? Evimdesin. Ne işin var benim burada? Yaralanmıştın, seni buraya getirdim. Salih nerede? Salih kim? Bir arkadaşım vardı benim yanımda, Salih vardı benim yanımda. Ben seni arabada bulduğumda yapayalnızdı, kimse yoktu yanımda Yusuf. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Yusuf Eren, vatandaşlık numarası 3716-66761. Kan kurumu ABRH pozitif. Sen kimsin? Cevdet Yalçın. Al ye. Ye şunu. Ne bu? O. Osmanlı ordusunda yiğitler yaralı düşünce bunu yiyip bir an önce savaş alanına dönerlermiş.
verir, kuvvet verir. Can verir can. Zehir gibiymiş bunun tadı. Bal gibi ilaç gördün mü? Hadi hadi. Bitecek bu. Ye ye, sıcak hala, dikkat et. Araba. Araba ne oldu? Arabanın İstanbul'daki parçacıkları da almıştır şimdi. Onu alıp gitmek varken neden beni kurtardın? Vallahi gideri vardı arabana. İç etmek isterdim. Ama seni böyle görünce biraz vicdan yaptım. Nihayetinde insan arabayla sohbet edemiyor, biliyor musun? Soğutmadan ye, şunun şifresi kalmaz. Ye ye. Yok, ben böyle burada bekleyemeyeceğim abla. Ya gideyim bir Yusuf'u göreyim, en azından bir sesini duyarım. İyi tamam, git. Git gör. En olmadı iş yerine falan da git. Onlar nerede olduğunu, ne zaman döneceğini falan bilirler değil mi adacığım? Tamam. Burası ne olacak? Aman tamam ya, ben hallederim burayı, sen bana bırak. Zaten çok iş yok. Sen git, merakın en azından gider. Allah aşkına, sabahtan beri Yusuf, 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 başka bir şey dinlemiyorum. Sen git, içini rahatlat, ben de bir iki saat kafamı dinleyeyim, olur mu? Ablacığım, ha. Ben senin bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğim? Kız duyan da bir şey yaptım zannedecek. Ne iyiliği ayol? Aa, hadi sen git ama bana da haber vermeyi unutma. Tamam, hadi görüşürüz. Ay. Nagihan? Buyurun Rüzgar Bey. Adana nereye gidiyor? Ya Yusuf, bundan haber alamamıştı da onu merak etti, ona bakmaya gitti. Hı. Rüzgar Bey, eğer müsaitseniz sizinle biraz sohbet edip dertleşebilir miyiz? Hayırdır, ne hakkında? Ada ve sizin ona olan duygularınız hakkında. Kuzum açtı gözünü değil mi Hikmet amca? Çiçeğim iyileşecek değil mi Hikmet amca? Heh? Allah Allah. Kızım kaç kere diyeceğim sana. Telefonda da söyledim ya, korkacak bir şey yok diye. Yani doktorla da konuştum. Hayati tehlikeyi atlattı dedi. Tabii biraz zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş toparlayacak kendini, yine eskisi gibi olacak. Sen hiç merak etme. Hadi acele edelim de bir an önce gör yavrunu. Kurban olduğum Rabbim, korudu çiçeğimi. Fırat, oğlum, kalk. Hikmet dede. Bak bu hanım Şükran, çiçeğin annesi. Ha öyle mi? Merhabalar, ben de Fırat. Çiçek'le aynı evde kalıyoruz. Aynı evde mi? Nasıl yani aynı evde? Yusuf'la ben de o evde kalıyoruz Şükran. Yani kızım, belertme hemen o gözlerini öyle. Hadi koş kızına sen. Lan oğlum, senin de ağzının dümeni hiç yokmuş be. Köylü kadının yanında öyle laf edilir mi? Bu arada Yusuf'u göremedim. Nerede o? Ne dolaplar çeviriyor yine? Ya bir dolap çevirdiği yok. Ya işi vardı, ona gitti. Yani gelir, siz merak etmeyin. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Yazık be yavrum. Bak senin de gözlerinin açılmıyor. Hadi sen de git eve dinlen biraz, tamam mı? Nasıl olsa Şükran'la ben başındayız çiçeğim. Tamam, ben gidip biraz dinleneyim. Sonra gelir sizden nöbeti devralırım. Yani bir şey olursa da bana haber verirsiniz. Tabii tabii. Bu arada Yusuf eve gelirse ona de ki dedenin sana bir çift lafı varmış. Ah ulan Yusuf. Yani Gepetto'ya yalan söyleyen Pinokyo'ya döndüm senin yüzünden. Ada'ya aşık olduğunuzu biliyorum. Bir tek Ada bilmiyor galiba. Rüzgar Bey, siz benim işverenimsiniz. Bu konulara girmemem gerektiğinin farkındayım.
bu meseleleri konuşarak haddimi aşıyorum ama bakın Ada benim kız kardeşim gibi. Siz Ada'nın mutluluğu için çırpınırken onun her seferinde Yusuf'a koşmasına nasıl üzüldüğünüzü görüyorum. Ve bu durumdan bıktım artık. Anne. O yüzden Ada'yı nasıl sevdiğinizi ve onu ne kadar mutlu edebileceğinizi görmesini sağlamak istiyorum. Yani yardım etmeye karar verdim. Yardım mı? Nasıl bir yardım? Ada'nın kalbine nasıl gireceğini söyleyebilirim. Nasıl mesela? Ada'nın bir sürü hayali var. Bu hayallerini gerçekleştirirken yanında olursanız hem sevgisini, güvenini hatta kalbini bile kazanabilirsiniz. Mesela siz Ada'nın en büyük hayalinin üniversiteyi bitirmek olduğunu biliyor musunuz? Yani bu süreçte yanında olursanız Ada'yı çok mutlu edersiniz. Yani böylece kalbini de kazanabilirsiniz. Sen bunu niye yapıyorsun peki? Neyi? Ada'nın niye benimle olmasını istiyorsun? Ada'yı mutlu görmek istiyorum. Hepsi bu. Bakın Rüzgar Bey, ben Ada'nın çocukluğunu biliyorum. Kız çok acı çekti. Küçükken hem annesiz hem babasız kaldı. Bu yetmezmiş gibi dayısı yıllarca çalıştırdı, eziyet etti. Para karşılığı babası yaşında bir adama satmaya kalkıştı. Ama Ada ne yaptı? Bunca yaşadığı kötülüğe, acıya rağmen ne insanlara, ne çevresine, ne de kaderine asla isyan etmedi. Ya Ada'nın o kadar temiz ve saf bir kalbi var ki ya mutlu olmayı çok hak ediyor. Bakın Yusuf çok iyi bir çocuk. Mert, dürüst, namuslu. Ama Ada Yusuf değil, sizi mutlu edebileceğinizi görüyorum ben. Ve bunu Ada'nın da görmesini istiyorum. Hepsi bu. Küçük bir sıyrık. Kendi yaptım ben hem sürdüm. İki güne hiçbir şeyin kalmaz. Doktor musun? Benziyor muyum? Nereden öğrendin böyle ilaçları, merhemleri yapmayı? Sokak insanı tahmin ettiğinden daha fazlasını öğretiyor biliyor musun? Burada yaşıyorsun ha? Bodrum'da da yazlığım var. Soğuk oluyordur orası. Kışın zor oluyordur. Olur olur. Olmaz mı? Kimi kimsen yok mu? Yok. Senin? Dedem var. Bir de... Buradaki yaran çabuk iyileşir de. Şuradaki yara var ya. Bunu ancak açan kapatır. Nereye? Nerede lan tablonun gerçeği? Kardeşim ben... Ben nereden bileyim ya? Ne ben? Ben bilmiyorum. Ya bize arkadaşın olacak o şerefsizle tablonun yerini söylersin... ya da... Kimse benim evime tek tutsuz giremez! Kaç!
Alo, merhaba. Ben Yusuf Eren'i sormak için aramıştım da. Dün şehir dışına bir iş için göndermişsiniz. Ne zaman döner acaba? Ne kadar? 10 lira. Helal et. Ömür boyu ben bu kadar koşmamıştım. Öldüm, bittim. Of. Nereden buldu bu adamlar bizi? Sen beni arabadan taşırken izlediler, takip ettiler galiba. Doğru. İyi, hadi eyvallah. Nereye? Evime gideceğim. Bir evim kaldıysa tabii. İki gün o yaraya su değmeyecek. Cevdet Yalçın. Adamlar geri gelebilirler. Orası senin için güvenli bir yer değil artık. Ne yapayım? Benimle gel. Ne? Güvenli bir yere. Yusuf'tan bir haber var mı? Yok. Ama yoldadır. Ya akşam olmadan gelir herhalde. Telefonu niye hala kapalı? Şarjı bitmiştir. Ne bileyim, telefonu bozulmuştur. Yani dandik bir şey zaten. Yani kapanıp duruyordu. Ada, ben çok yorgunum. Yani eve gidip dinleneceğim biraz. Buraya gelirken Yusuf'un çalıştığı yeri arayıp ne zaman döneceğini sordum. Hiçbir yere yollamamışlar Yusuf'u. Ya bana artık ne olduğunu söyler misin Fırat? Yusuf nerede? Yemin ederim bilmiyorum Ada. Ama pis işlere karıştığı için başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Ne demek pis işler ya? Ya nasıl başına kötü bir şey gelmiş olabilir Fırat? Ya bana ne olduğunu artık anlatır mısın? Bu Yusuf'un bir tane eski arkadaşı var, Salih. Yani nakliye işindeydi. Ama işi bıraktıktan sonra daha karanlık tiplerle takılmaya başladı. Geçenlerde Yusuf'a bir iş teklif etmiş. Yani yapma dedim. Ama beni dinlemedi, bastı gitti. Soran olursa da şehir dışındayım dememi istedi. Bu Salih'i nerede bulurum ben? Sen bu işe hiç bulaşma istersen. Ya bu Salih'i nerede bulurum dedim Fırat. Bu adamın bir evi, adresi, bir şey yok mu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama Rahmet biliyor olabilir. Rahmet kim? Ya Yusuf'un beraber eşya taşıdığı çocuk. Ya onlar Salih'le eski arkadaşlar. Ya biliyorsa ancak Rahmet biliyordur. Ya tamam, o zaman bu Rahmet'i nereden bulacağız? Bende numarası var. Ada, yani Yusuf seni bu işe karıştırdığımı öğrenirse beni var ya... Hemen şu Rahmet'i ara Fırat. Ada. Ya Yusuf'un hayatı tehlikede olabilir diyorum sana. Biz şu an hala neyi bekliyoruz? Alo abi, ne haber? Ben Fırat ya. Ha, sana ne diyeceğim? Sizin bu hani Salih vardı ya, Yusuf'la senin eski ekürü. Aynen, benim ona bir ufak işim düştü de. Yani onu nerede bulurum ben, nerede takılır? Ha, söyle. Aynen, biliyorum oraları. Tamam, bulurum ben. Eyvallah kanka, çok sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sen neredeymiş? Buradan çok uzak değil. Orada bulursun dedi. E tamam, hadi gidelim hemen. Hadi Fırat. Getir, getir. Koy bakayım onu şöyle televizyonun karşısına. Ha? Güzel.
Oda ücretine dahil olmayan özel harcamalarınız için faturanız beyefendi. Para mı isteyin yani? Ufak bir özel ödeme diyelim. Kap şuradan ceketi. Ver, 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 ver. Al bakayım, çek buradan hepsini. Uf. Al. Efendim, kartınızda işlem için yeterli bakiye yokmuş. Kartınızda işlem için yeterli bakiye yok ne demek lan? Bakiye yok demek beyefendi. Allah Allah. Ver bakayım o kartı bana. Kaç paraymış o? Al. Al bakayım şunu. Al şunu da. Buradan 70 lira artıyor. Onu da bir ara bırakabilirsin. İyi günler. Ne yaptım lan ben bu karttan? Pavyonda hesap ödedim. Lan pavyonda kartı patlattılar. Ada, Salih işte şu herif. Evden çıkan. Dur, bu adam tehlikeli olabilir İstediği bak. İstediği kadar tehlikeli olsun Fırat. Eğer Yusuf'un kılına zarar verdiyse asıl o korksun bizden. Bakar mısın? Ada dur. Salih. Kim soruyor canım? Yusuf nerede? Şu dünyada banklarla gönül bağı olan bir kendimi düşünürdüm. Çok sevdiğim biriyle buluşma yeriydi bu bank. Adaydı değil mi? Sen adayı nereden biliyorsun? Bayılınca sayıklayan çok insana şahit oldum. Ama sabaha kadar aynı ismi sayıklayan bir tek seni gördüm. Çok seviyorsun o kızı. Her şeyden çok. Onsuz nefes bile alamayacak kadar çok hem de. Ama niye bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Ya orası biraz karışık abi. Neyse biz... Cevdet Yalçın! Nereye? Ver. Bu taraftan. Ya gençler, benim işim gücüm var. Ben sizinle uğraşamam şimdi. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Dur bakalım Salih Efendi. Sen önce bir soruya cevap ver. Sonra yine gidersin.
Bak biz dünden beri Yusuf'a ulaşamıyoruz. Eğer bir şey biliyorsan bize söyle. Ha yok bilmem diyorsan biz polise gideceğiz. Tamam. Anlatıyorum, iyi dinleyin. Bakın ben özel kurye işi yapıyorum. Bu çok zengin ve özel müşterilerin özel eşyalarını taşıyorum. Tamam. Yusuf benim sevdiğim bir kardeşim. Bana geldi, işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Paraya ihtiyacı varmış galiba. Ben de olur çalışalım dedim, sıkıntı yok. Dün akşam beni aradı. Hazır olduğunu söyledi. Ben de iyi madem bu akşam gel teslimat var dedim. Geldi, beraber teslimata gittik bununla. Biz teslimatımızı yaptık, paramızı aldık. Yusuf da payını aldı, ayrıldık. Ondan sonra nereye gitti, ne yaptı ben de bilmiyorum. He, giderken keyfi yerindeydi ama. Bak biz dünden beri Yusuf'a ulaşamıyoruz dedim sana. Eğer bir şey biliyorsan... Bak güzel kardeşim, bir şey biliyorsam söylerim değil mi? Yusuf benim de sevdiğim güzel bir kardeşim diyorum. Delikanlı çocuktur. Bak zor zamanlarında bana çok desteği oldu Yusuf'un. Yani onun başına bir şey gelse, sizden önce ben buradayım, ben. Bir şey biliyorsam neden söylemeyeyim size ya? Bitti mi? Bence bitti. Görüşürüz. Yusuf, ya dün geceden beri neredesin sen be oğlum? Çok merak ettik seni. Allah ne siz sorun ne ben söyleyeyim Sumru Hanım. Ama bakın sizi kiminle tanıştıracağım? Kiminle? Şimdi... Cevdet! Cevdet Yalçın! İkimiz de sokak koptuğumuz için beni sevdi. Cevdet Yalçın. Ne yapacağız şimdi? Bence pansiyona dönelim. Yani Sumru Hanım'la konuşalım. O bize bir akıl verir. Hani bir dünyada tanıdığı var zaten. Yani en kötü polise gideceksek de beraber gideriz. Ne diyorsun? Ada. Umutsuzluğa kapılma sakın. Yani çiçeğe bak mesela. Ölümden döndü ama hala umudunu kaybetmedi. Sahi o nasıl? Biraz daha iyi mi? Aynı. Ama... Bilirsin bizim inat çikeçiyi. Başaracak. Çiçek de iyileşecek. Yusuf da sağ salim geri dönecek. Yeter ki biz umudumuzu kaybetmeyelim. Bu sevimli arkadaşlarla 30.000 yıldır birlikte evrimleşmişiz. Nüfus artınca da bize daha çok ihtiyaç duymuşlar. Bu kalabalığın içinde de bizim yalnızlığımızı gideriyorlar. Ne kadar güzel bir eviniz var. ...1900'lü yıllardan kalma ahşap Rum mimarisi. Bu tip işçiliklere rastlanmıyor artık. Toprak kalitesi bozulunca da sağlam ağaç kalmadı. Gerisini de yakıyoruz zaten. Ne yaptın sen? Ya burada yapılır mı? Ben şunu dışarı çıkartayım. Gel gel gel. Yusuf kim bu adam? Sokaklarda yaşayan kimsesiz, iyi kalpli bir evsiz Sumru Hanım. Ha o belli de yani niye burada, niye getirdin? Ben dün gece istemeden küçük bir olaya karıştım. Olay mı? Aa iyi misin sen, bir şey olmadı değil mi sana? Yok yok hiç merak etmeyin, yani bir şeyim yok, öyle ufak bir yaram var sadece. Yara,
Aç bakayım, göster bana. Nerende? Yok, hiç telaş yapmayın. Gerçekten öyle ufacık bir şey zaten ama... biraz kan kaybettiğim için bayılmışım ben. Ne? Sabah da gözlerimi böyle yıkık dökük... perişan bir harabede açtığımda bu adam bekliyordu başımda. Aygınken beni bulup harabeye taşımış. Kanamayı durdurmuş, yarayı temizlemiş. Yani nasıl yaptı bilmiyorum ama tedavi etmiş beni. Sağ olsun sabaha kadar da başımda beklemiş. Sağ olsun. Yani sizin anlayacağınız Sumru Hanım, bu adam benim hayatımı kurtarmış. Bana bunu yapan adamlar galiba bizi takip etmişler. Hı? Sabah zavallının evim dediği harabeyi bastılar. Yani bize bir şey olmadı. Kaçtık, kurtulduk ama adamcağız benim yüzümden evinden oldu. Ben de onu öyle bırakamadım tabii. En azından güvenli bir yerde olsun dedim, aldım getirdim. Anladım. Ya Yusuf, anladım da. Biliyorum Sumru Hanım, buraya getirmeden önce size haber vermem lazımdı. Haklısınız, kusura bakmayın. Tamam. Tamam, biraz artık sıkışacağız. Biraz sıkışacağız ama madem bizim Yusuf'umuzu bu tuhaf adam bize kavuşturdu. Madem ona bizim bir can borcumuz var. Artık sıkışa tepişe de olsa bir şeyler yapacağız. Yapacağız artık. Sağ olun Sumru Hanım. O iyi bir adam. Ben kefilim. Yusuf'cum ya, o zaman ben sofra hazırlayayım da. Ama evde bir şey kalmadı. Biraz çeşit olsun, bir şeyler alır mısın dışarıdan? Tamam, alırım. Önce bir üstümü başımı değiştireyim, sonra giderim, olur mu? Tamam canım. Ah be Yusuf. Senin ne güzel kalbin var. Bir de şu Nalan'ın gerçek yüzünü bir görebilsen. Ah. Çocuk doğana kadar yeter bu sana. Kontroller için de bir aile dostunun hastanesini ayarladım. Doktora doğuma para vermeyeceksin. Ne yalan söyleyeyim, beni çok şaşırttın Mert. Bu bebeğin senden olduğunu öğrendiğinde bebekten kurtulmak istersin diye çok korkmuştum. Ben senden kurtulmayı isterdim ama... Azmini de saygıyla karşılıyorum. Bu kadar çabalamama rağmen benden çocuk sahibi olmayı başarman... takdiri hak ediyor doğrusu. Senin bilmediğin, benim takdir edilecek o kadar çok özelliğim var ki Mert. Eminim tatlım. Ama o özelliklerini şu hastanedeki küçük sırdaşının çenesini kapalı tutmak için kullan, tamam mı? Biliyor musun tatlım? Beni hiç tanımıyorsun. Evet. Seni hiç tanımıyorum tatlım. Alo. Ne durumdasınız? Güzel. Sen de beni hiç tanımıyorsun tatlım. Merhaba. Buse mekanı coşur ya. Buse maşallah. Şermin denen o kadın içeride mi lan? Yok. Ayrıldı Şermin. Yalan söylüyorsunuz değil mi? İçeride o kadın, biliyorum lan. Bak bir daha. Bırakın lan beni. Hırsız lan o karı, soydu beni. Bırakın lan. Git. Lan tezgah mısınız lan? Bak. Bırakın lan. Bu neymiş ya? Thank you.
Alo. Alo Ada. İyi misin? Bakım evinde de yoktun da merak ettim. Yusuf'u arıyorum. Ha. Yok mu hala ortada? Yok. Hiçbir yerde yok. Ya ben de şimdi eve bakmaya gidiyorum. Bir haber falan da mı yok? Yok. Hani ne bir haber ne de bir iz. Ha kimse nerede olduğunu bilmiyor Rüzgar. Ama ben Yusuf'un iyi olduğuna eminim. Sen de üzme kendini. Bak dün geceden beri kendini harap ettin. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Aklına da kötü şeyler getirme. Ne yapayım? Elimde değil ki. Değer verdiğin birinin başına bir şey gelme ihtimalini düşünmek çok zor bir şeydir biliyorum. Ama sen iyi düşün, tamam mı? Sen iyi düşünürsen iyi olur. Ben Yusuf'un iyi olduğuna eminim. Hem senin bu kadar düşündüğün, değer verdiğin birinin başına bir şey gelme ihtimali yok bence. Sen bana inan. Hem Yusuf gelecek, ben eminim. Yusuf gelince de sen haklıymışsın Rüzgar diyeceksin bak. Haklıymışsın. Ada. Ada. Seni son bir kere görmeden öleceğim diye. Nefes alamadım yokluğunda. Kalbim sıkıştı sen yoksun diye. Kurşun bile seni görememek kadar acıtmadı canım. Meraktan delirdim. Öldürdün beni İstanbul'u. Ölüm bile sana doyamadan alamıyor canım Ada. Azrail'in bile gücü yetmiyor. Senin sevginle doluyken kalbime dokunmaya.
Çok korkuttun bizi. Sana bir şey olacak diye ödümüz koptu. Bize bunu yapmaya ne hakkın var? Adanın gerçekten mutlu olmasını istiyorsan... o ellerini çekeceksin Yusuf. Ne yapıyorsunuz? Nereye bakıyorsunuz? Yusuf'un adasına kavuşmasına bakıyorum. İki insanın birbirini bu kadar severken bu kadar acı çekmesi hiç adil bir şey değil. Bunların hali bir gün üzüntüden beni öldürüverecek sonunda. Aşk öldürmez Zuhra Hanım. Ayakta tutar, yaşatır. Sen ne dolanıyorsun hala burada? Derdin ne kızım senin? Ne istiyorsun bebeğimin babasından? Yusuf. Ada dur git. Yusuf. Yusuf. Niye yapıyorsun bunu kızım bu çocuğa sen? Ha? Niye yapıyorsun? Seni de karnındaki bebeği de kabullenmedi mi? Kalbi ada için çarpa çarpa. Seninle evlenmeye karar vermedi mi bu çocuk? Niye bu kadar zalimsin sen? Çok mu incittiler seni? Çok mu kırdılar yoksa? Ne var senin bu nefretinin, kininin altında? Ne var senin? Ben ne yapıyorsam bebeğim için yapıyorum. Onun annesiyle babasıyla yaşayacağı mutlu ve güzel hayatın temelini atmaya çalışıyorum. Ama tabii siz anne olmadığınız için bunu anlamanız çok zor Sumru Hanım. Çok haklısın. Belki anne değilim. Ama bir toprağa ne kadar çok gözyaşı akarsa o toprakta temel tutmaz. Bunu bilecek kadar da çok şey gördüm bu hayatta. Şu sizin adayla bankanızın orada bana anlatmak istemediğin uzun hikayenizin yazarı. Şu giden kızdı değil mi? Nalan. İnsan kalbi niye iki parçadır biliyor musun? Akıl o iki parçanın arasına sıkışıp kalsın diye. Çünkü kalp bu savaşı başka türlü kazanamaz. Başka çaresi yok. Akıl yapmamalısın der. Kalbini yapmalısın. Aklın sevmemelisin der.
kalbin pır pır atar, sevmelisin der. Pır gider. Bu savaş böyle ömür boyu sürer. Şimdi söyle bakalım. Bu savaşı aklın mı kazanacak? Kalbin mi? Bilsem. Hayır yani. Bir gün dayanamayacağım, elimde kalacak. Çocukları da rahat bırakmadı, antipatik. Ya Yusuf kankam olmasa ben sana ne yapacağımı biliyorum da. Onun hatırı var. Ama tabii siz anne olmadığınız için bunu anlamanız çok zor Sumru Hanım. Sakin ol. Vay. Bak bana. Gidelim ister misin? Hadi gel. Gel. Gel canım benim, gel. Bir şey mi oldu yoksa? Çiçek mi? Yok bir şey, korkma. Niye ağlıyorsunuz o zaman? Soğan. Ne zaman soğan doğrasam böyle ağlıyorum. Korkuttunuz beni de Sumru Hanım. Ada kim üzdü seni yine böyle? Yusuf'a mı bir şey oldu? Ne olur bana hiçbir şey sorma. Beni deniz kenarına götürür müsün? Olur mu? Tabii götürürüm. Sen yeter ki ağlama. Ağlayınca ben... İşte bizim hikaye de böyle abi. Çok benziyorsunuz birbirinize. Aynı anasızlık, aynı babasızlık, aynı sahipsizlik, aynı çaresizlik. Tek çareniz çaresizliğiniz. Bu yüzden sahipleniyorsunuz birbirinizi. Ne ada sensiz, ne sen onsuz. Misafirimiz mi var kankacığım? Cevdet Yalçın. Yıldız.
Fırat Yıldız. Fırat. Abi kim Yusuf? Yeni oda arkadaşım. Nasıl? Şaka mı? Şaka yapıyormuş gibi bir halim var. Yok canım. Yok. Şimdilik diyelim. Kısa süre. İşte ben dediydim altınları o çaldı diye. Gene bildim. Kim ki bu şimdi? Ay. İsmail. Bu ne hal? Üstadı. Mahvettiler beni. Ne yapmışlar sana böyle? Koymuşlar seni. Kim yaptı sana bunu? Bu ne hal İsmail? Başımıza gelenler. Ay, 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 ay. Daha ne kadar uzatacağım İftihade? Ölüyorum lan. Ha. Tamam, tamam. Geç, geç. Geç içeri, gel. Gel İsmail, gel. Ay, elleri kırılan sıcalar. Gel şöyle otur. Ha. Kurban olam, otur. Ay, 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 ay. Bu ne hal İsmail? Kim yaptı sana bunu? Bilmiyorum üstadı. Beni mahvettiler üstadı. Bütün parayı da çaldılar. Kimler onlar İsmail? Kim çaldı paranı? Bilmiyorum üstadı. Bilmiyorum. Allah'larından bulsunlar inşallah. Ama dur. Ben onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Nereye gidiyorsun kız? Üstadı. Nereye gideceğim? Polise gidiyor. Şikayet edeceğim onları. Hiç kimse benim kocamı bu hale koyamaz ha. Yok. Polis falan karıştırma. Geç otur şöyle. Yaptıkları yanlarına kar mı kalsın? Adamlar sakat lan. Polis falan karıştırırsak başımıza bela olurlar. Ha öyle diyorsun yani. Hey tamam o zaman ben bir su kaynatayım da şu yüzünü gözünü bir temizleyeyim ha. Hadi temizle Üftade. Başımıza gelenler.
Şu benim eski gömlekle pantolonu da getir üftahı. Çok merak ettiğim şeylerden biri ne biliyor musun? Ne? İsmimi neden ada koydukları. Boğazın üstünde nereye gideceğini bilemeyen bir martı senin yanına gelip soluklansın diyedir belki. Keşke herkes senin gibi iyi kalpli olsa. O zaman da benim ne farkım kalırdı ada? Acıktın mı? Ustam bize iki tane köfte vermiş son. Derdin ne kızım senin? Ne istiyorsun bebeğimin babasından? Merak etme Nalan. Sen de, bebeğin de, babası da artık rahat edeceksiniz. Köfteler geldi. Sağ ol. İkisi de soğanlı yalnız ha. Olsun. Ben soğanlı severim. Biliyorum Ada. Biliyorum. Çayı şekersiz içtiğini, en çok maviyi sevdiğini. Denize aşık olduğunu. Bütün hayallerini. Seninle ilgili her şeyi biliyorum ben. Çok güzelmiş. Sokakta bulduğumuz her şeyi alıp da pansiyona getiremeyiz. Olmaz. Ya Yusuf da öyle bir anlatıyor ki. Hani sanarsın yolda köpek buldu da onu getirdi eve. Ne anlatıyor bu oğlan Hikmet amca? Geldiğimden beri konuşuyor. Kuzum zaten kafasını vurmuş. Bir de şişiriyor. Fır. Şükran, bunlar genç be yavrum. Ya kim bilir belki de sohbeti iyi geliyordur kızına. Hadi gel. Bahçeye çıkalım, ben sana bir çay ısmarlayayım. Hem de biraz hava almış oluruz ha. Şükran, Fırat sağlam çocuktur. Yani kızın emin ellerde, korkma. Hadi gel. Hepimizi teker teker kesmeye başlasa o zaman ne olacak? Bir de benimle aynı odada kalacakmış. Yani bir sorun bakalım, ben odamı paylaşmak istiyor muyum diye. Hayır, biliyorsun odam benim için önemli.
Anam. Meryem mi lan o? Anam vallahi Meryem. Daha iyi misin şimdi? Sayende. Sen olmasaydın sokak ortasında kim bilir ne haldeydim. Aa, benim sana sürprizim vardı ya. Gerçekten mi? Evet. Ama öyle çok pahalı bir şeyse... Onu artık sen karar ver. Ne yapıyor lan o sarı velet? Kapıyı mopiyi açtı öyle. Al bakalım. Bunlar ne? Aç bak. Bunlar son yıllarda çıkan üniversite sorularının soru bankaları. Ya. Teşekkür ederim. Ulan ben bu kamyoncudan korkuyorken bu sarı bebe nereden çıktı be? Var ya. Meryem'i ikinize de yedirmem lan. Yedirmem. Şimdi bunu içtin miydi daha iyi olacaksın ha? Yanıyor tadı ya, bir dikkat et. Ne yapayım İsmail? Ben mi dövdüm seni? Gene iyisin Şükret. Geldiğinde ne haldeydin hatırla. Dur tamam tamam, ben onu şimdi üflerim sana ha. Tamamdır. Gel iç şimdi. Hı. Yavaş yavaş ha. Yavaş yavaş. İstenince oluyormuş değil mi? He. Hayvanı beslemiyorsun, insan. İsmail deme öyle. He. Ne bileyim, bilemedim uyaranı. Bugün o kadar zor, o kadar kötü bir gün geçirdim ki. Sen bana bunları alınca dünyanın en mutlu insanı oldum. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim Rüzgar? Lan. Bana öpecek kıza. Sen hep böyle gül. Bir de şunlara çalış. Ben başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Taşıyayım istiyorsan. Yok, gerek yok. Tamam. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Şşt, Meryem. Herkes kendi hikayesini yaşar Yusuf. Kimse başkasının hikayesini yaşayamaz. Sen kendi hikayeni, ada kendi hikayesini. Sumran. Uzun zamandır bu kadar güzel, lezzetli yemek yemedim. Afiyet olsun. Yetmediyse ben size daha koyayım. Yok yok. Çok yedim. Bir sürü de ekmek yedim zaten. Ben nereye götürüyorsunuz tabağı? Yıkayacağım. Bu evde herkes tabağını yıkamıyor mu? Bak gördün mü? Adam sokaklarda yaşıyor ama yemek bittikten sonra tabağını yıkayacak kadar da nezaket biliyor. Yusuf? Yusufcuğum.
şey mi dediniz Sumru Hanım? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. İyi. Diyorum ki yemek bitince hastaneye gidelim. Hem Çiçek'i görürüz hem de dedenle Çiçek'in annesine yemek götürürüz. Geldi mi Şükran teyze? Gelmiş. Deden karşıladı onu. Otogardan aldı geldi. Ama kadıncağız direkt hastaneye gitmek istemiş. Ana yüreği işte. Çok normal. İyi olur Sumru Hanım. Ben de dedemi görmedim dünden beri. Hem Cevdet abiyle de tanıştırırız. Tamam canım. İyi, o zaman ben yemekleri hazırlayayım. Kalkalım. Tamam. Bu kitaplar ne kız böyle? Çıkmış sorular ve çözümleri. Bunlar ne kız Meryem, ha? Meryem değil. Ada benim adım. Ah. Ya vallahi sen de ne kadar haklısın ha. Vallahi kusura bakma. Benim de dilim alışmış. Dönmüyor bir türlü. E tabi. İstanbul seni ada yaptı. Değil mi Meryem? Ada. İsmail'e dikkat et. Bak senin o kurnaz dayın bir dalga dümenler çeviriyor. Haberin olsun. Kız bak ben seni sevdiğimden diyorum ha. Bak o dayın senin de yengenin de başını yakacak. Demedi deme. Ne oluyor kız burada? İsmail. Ne oldu lan? Fabrika ayarlarına geri mi döndün? Senin o beygirlen parası mı bitti? He? Sana ne acaba Mustafa? İşine gitsene lan sen. Ne oluyor kızım? He? Bir densizlik mi etti gene bu? Yok bir şey yenge. Hadi gir kızım sen de içeri. Hadi. Allah Meryem benden sana söylemesi. Sonra başını dağlara taşlara vurma ben ne yaptım diye. Ha işte. Öyle kuyruğunu kıstırmış enik gibi gerisin geri gidersin. Ada. Ne oluyor kız? Bu saatten sonra okuyup da başımıza alim mi olacaksın sen? Seni... artık bu evde istemiyorum dayı. Ne? Ada. Kızım. Sen karışma yenge. Namusundan şüphe ettiğin evde niye duruyorsun? Yavrum. Bir dinle hele beni ha. Bak sen görmedin. Geldiğinde perişan haldeydi. Sokaklarda başına ne belalar gelmiş bilsen. Bura benim de evim değil mi? Nereye gidin? Bilmem. Nereye gidersen git. İsmail dur. Gitme İsmail. Olmaz öyle şey. Ada, kızım.
o senin dayın. E benim de ömürlük kocam. Benim hatırıma. Bırak. Kalsın he. Ha yok. Dersen ki ille de gidecek. Ona da hiçbir şey diyemem. Hakkındır. Ama yavrum, ben de bunca yıllık kocamı öyle sokaklarda tek başına bırakamam. Onunla beraber ben de giderim. Mühtade. Hı. Kız sen beni o kadar çok mu seviyorsun? Seviyorum elbet. İnsan kocasını sevmez mi? Ama kurbanın olan var mı artık şu kızın üstüne? He. Hatırım hiç. Bebeciğim. Kızım. Acıkmışsınızdır diye bir şeyler getirdim size. Ne zahmet ettin be kuzum? Ya hiç zahmet olur mu? Sağ ol. Bu hanım kızımız kim Hikmet amca? Yoksa Çiçek'in okuldan arkadaşı mı? Ay yok. Ben okuldan arkadaşı değilim. Aynı evde yaşıyoruz biz. Nalan ben. Sen de mi? Kız Şükran, söyledim ya sana. Yusuf'un yavuklusu Nalan bu. Maşallah, pek de güzelmiş hanım kızımız. Öyledir, öyledir. Yani gelinim diye söylemiyorum ama bir tanedir benim Nalan'ım, bir tane. Allah tamamına erdirsin de düğün ne zaman inşallah? Bebek doğmadan yaparız diye düşünüyoruz değil mi dedeciğim? Bebe mi? Şimdi senin torunun nikahlanmadan mı çocuk sahibi oluyor Hikmet amca? Hadi o bir cahillik etmiş. Yani sen böyle bir durumu nasıl kabul ediyorsun, içine sindiriyorsun anlamadım vallahi. Ben bir bakayım ona. Bunlar hepten İstanbullu olmuş. Allah'ım sen benim çiçeğime mukayyet ol ya Rabbi. Buyur Şükran teyze, suyunu getirdim. Sağ ol oğlum. Oğlum, ben sana bir şey soracağım. Tabii teyzeciğim. Yani şimdi söylemesi ayıp da siz bu evde kaç nüfus kalıyorsunuz? Vallahi teyzem, ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Ben bir kızıma bakıp geleyim. Dedeciğim. Ya ben çok özür dilerim. Ben gerçekten onu söylemek istemedim. Bir anda ağzımdan çıktı bebek kelimesi. Ya, ne olur başını öne eğme. Bak en iyi ben anlıyorum seni. Bunlar her gün bana neler diyor böyle aynı şekilde. Yani gayrimeşru çocuğum doğacak diye resmen hayatı cehenneme çevirdiler bana. Hiç üzme sen kendini güzel kızım. Hiç üzme. Dayanamıyorum artık. Yusuf'un da durumu iyi değil. Onu da darlayıp sıkmak istemiyorum. Sen hiç merak etme kızım. Ben halledeceğim o işi. Hem de zaman kaybetmeden, hemen. Ama hani sizi de zor duruma sokmak istemem. Eğer maddi olarak zorlayacaksam sizi, ben sabrederim, beklerim dedeciğim. Dedim ya sana,
Bu işi ben halledeceğim, ben. Hem de bu akşam. Hikmet amca, Hikmet amca konuştu. Çiçek konuştu. Kahretsin ya. Bizim dünyamız da uçtu abi. Nasıl? Sevdin mi hayatımızı? Hayat sevilmez mi? Sevdiklerin yanında olmayınca pek de sevilmiyor be abi. Hayatı en çok kimler sever biliyor musun? Kimler? Daha önce en az bir kere ölenler. Cevdet Yalçın. Nereye? Hastaneleri pek sevmem. Dolanacağım biraz buralarda. Bir yere kaybolma ha. Kaybolma. Bak salata da koydum yanına. Afiyetle yesinler diye. Bir an önce gidelim de soğumasın. Hadi. Nerede adam? Hastaneleri pek sevmiyormuş. Gitti o yüzden. Tuhaf değil mi biraz adam? Hı. Gidelim mi? Kuzum benim. Mis kokulu yavrum benim. Güzel bebeğim. Çiçeğim. İyi misin anneciğim? Siz kimsiniz? Çiçek. Benim adım Çiçek mi? Hikmet amca. Hani iyileştiydi yavrum. Hani bir şey diye kalmadıydı. Şimdi adını bile bilmiyor. Hele bir dur kızım, hele bir dur. Panik yapma. Doktor bir gelsin anlarız. Buyurun doktor bey. Bilir misin elimi? His var mı? Burada. Var. Buraya neden geldiğini hatırlıyor musun? Yok. Doktor, bir konuşabilir miyiz? Buyurun. Doktor, nesi var çocuğun? Ne oldu ona? Hiçbirimizi tanımadı. Çok sık karşılaştığımız bir durum değil aslında. Beyin MR'ı dahil olmak üzere her şey normal görünüyor. Ama bu tip vakalarda ender de olsa geçici veya kalıcı hafıza kaybı durumlarına rastlamak mümkün. Ama hafıza kendini onarabiliyor. Yani hiçbir şeyi hatırlamayacak mı? Bu da ihtimallerden biri tabii. Deme doktor. Ne olur bunu deme işte. Anası kahrından ölür. Tek evladı garibin. O da ona el olursa ne yapar o gariban? Yani hiçbir şey hatırlamayacak öyle mi? Bekleyip görmekten başka yapacak bir şey yok. İzninizle. Thank you.
dedi doktor. Düzelecek mi? Ne mucizesi oldu? Çiçek belasından kurtulduk tatlım. Kız kendi eceliyle mi öldü? Hayır, daha iyi bir şey oldu. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ciddi misin sen? Güzel. Güzel. Bunu kutlamamız lazım tatlım. Araşalım. Yusuf'un senden ayrılıp adayla Rüzgar'ın arasına girme ihtimali kalmadığına göre şimdi sıra sana geldi Nalan Hanım. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Nihal! Ya Mert, ben sana bir şey... Ah, konuş konuş. Mert, bir şey mi oldu? Mert? Mert, ne oluyor, iyi misin? Mert, iyi misin? Telefonda kimdi? Bir şey mi oldu anneme? Mert. Babam mı? Babam mı? Ben de tam seni düşünüyordum. Ya bu kitaplar için teşekkür... Efendim? Rüzgar. Rüzgar, tamam dur, ağlama. Tamam tamam, bir sakin ol. Tamam. Bak ben geliyorum yanına, tamam. Hadi bekle beni. Hadi gel benimle kızım. Nereye dedeceğim? Daha elim ayağım tutarken senin başını yerden kaldırmaya. Yusuf'un yapamadığını yapmaya. Bakalım, sevdiği bir şeyleri yaptım. Yusuf. Dedenin yanındaki Nalan değil mi ya? Nereye gidiyor bunlar böyle hızlı hızlı? Bilmiyorum ki. Sumru Hanım, siz yemekleri götürün içeri, ben bir bakayım geleyim, olur mu? Tamam canım.
Hayırlı akşamlar evladım. Biz tek taş bakacaktık da. Tabii taşlı modellerimiz burada. Buyurun ben yardımcı olayım isterseniz. Ay dedeciğim hepsi çok güzel bunların. Beğen kızım, istediğini beğen. Alacağım. Buyurun otur isterseniz. Ayakta beklemeyin. Otur kızım. Yusuf için hatun evlenip yuvasını kursun diye çocuğumuzun elin daha ucunda yok. Yoksa yadigarını ölsen kimselere vermem bilirsin. Yavuklusuna yüzük alacak parası bile yok. Ha, onun önündeki. Tamam. Bir de şunu lütfen. Tabii ki. O da önemli. Ben bunu çok beğendim. Ne kadar fiyatı bunun? Hemen hesaplayayım hanımefendi. Buyurun efendim. Ben bunu alıyorum. Güzel bir seçim. Güle güle kullanın. Söyle buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlısı. Dedeciğim, bak bunu seçtim. Çok güzel değil mi? Çok yakışmış benim gelinime. Bununla bu takas olur mu başa baş? Olur amca, sıkıntı yok. Sağ ol. Dede. Ah, Yusuf. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hikmet dede artık bu işin adını koyalım diye ısrar edince. Senin çoktan yapman gereken bir işi yaptım. Yani sırtındaki yükü biraz hafifletmek istedim bir evladım. İyi etmişsin dedeciğim. Sağ olasın. Sevgilim bak çok güzel değil mi? Ben seçtim. Ağlama artık Şükran Hanım. Gel biraz, gel. Bak belki düzelir dedi doktor. Ha? Ya sen kızını tanımıyor musun? Ne inatçı, ne güçlü kızdır Çiçek. Bak yapma. Bırakmaz öyle kolay kolay kendini o. Gözlerim kan çanağına dönmüş. Ne olursun ağlama artık Şükran Hanım. Beni anlamayayım da kim ağlasın bacım he? Ne zorluklarla bu yaşa getirdik biliyor musun? Ne hallerde okuduk, İstanbullara gönderdik. Üzerine titredik, pamuklara sardık, sarmaladık çiçeğimizi. Şimdi bizim yavrumuz, bizim evladımız bizi tanımıyor ha. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim babasına? Ne diyeceğim kızımız bizi tanımıyor diye? Be.
ben ağlamayayım da kim ağlasın bacım? Sen söyle, kim ağlasın? Sumru Hanım, siz isterseniz yani bir lavaboya gidin. Hani elinizi yüzünüzü yıkayın, hem hava alırsınız. İyi düşündün Fırat'cığım. Hadi, hadi Şükran Hanım bak. Hem hava alırız, hem de bir elimizi yüzümüzü yıkayalım değil mi? Hadi gel. Çek. Hatırlıyor musun her şeyi? Kızım annene yazık değil mi? Hepimiz mahvettin ya. Kadıncağız öldü ağlamaktan. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Niye? Ya anlatacağım ben sana. Sonra söz ver bana. Kimseye bir şey anlatmak yok. Ama Çiçek. Söz ver Fırat. Tamam söz. Ben kimseye söylemeyeceğim. İyi misin? Yaşamadığımız ne kadar çok acı varmış ya da. Ben bilmiyordum bunu. Bilmiyordum. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ben şimdi ne yapacağım Ada? Nasıl dayanacağım bu acıya? Nasıl unutacağım? Unutmayacaksın. Alışamayacaksın. Dayanamayacaksın. Özleyeceksin. Yanında olsun isteyeceksin. Ama olmayacak. Hiç geçmeyecek mi peki? Ha? Hiç geçmeyecek mi? Geçsin istemeyeceksin ki. Dedeciğim, biliyorum hiç sırası değil ama ben Çiçek'i o halde görünce hiç dayanamıyorum, kötü oluyorum. Yani eve gitsem olur mu? Ne olmuş Çiçek'in haline? Ha, sen bilmiyorsun. Çiçek hiçbir şey hatırlamıyor.
Ne? Yusuf. Bak bu kız sabahtan beri ayakta oğlum. Daha fazla yorulmasın. Hadi al onu eve götür. Yolda da nikah konuşursunuz. Hadi. Dedeciğim ben bir çiçeğe bakayım ondan sonra bırakırım zaten. Yusuf. Çiçeğin bir yere gittiği yok. Vaziyeti de belli zaten. Sen önce Nalan'ı eve bırak. Sonra gelirsin. Hadi. Peki dede. Sağ ol dedeciğim. Artık sayende başımı dik yürüyeceğim. Yusuf ne yapıyorsun?
Neden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz. Senden ayrı durulmaz. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Senden kopamam, gözlerimden atamam, başkasına bakamam. Sevdim seni, çok sevdim, sevdim seni çok.